Sesim, şimdi geliyor sanırım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Biz de hoş geldik bu arada. Keyifli bir 20 dakika geçireceğiz sizlerle birlikte. Çünkü rakamların, tecrübelerin havada uçuştuğu bir sohbet olacak. Ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü gastronomi dediğimiz zaman işin temeline, mutfağına baktığımız zaman hikaye kırsalda başlıyor, toprakta başlıyor. Türkiye'de de tabii doğal gaz varlığımız yok, petrol zengini değiliz ama ben hep şunu söylüyorum. Üç alan var ki gerçekten hani altın tepsiyle önümüze sunulmuş. Bunlardan bir tanesi tarım, diğeri turizm ve lojistik. Hatta buna belki yenilenebilir enerji dahi eklenebilir. Ama tabii bu üç alanı biz son dönemde genelde krizlerle, sorunlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz, gündemde kalıyor. Tarıma baktığımız zaman kronik sorunlar devam ediyor. Son bir yılda 2'ye 3'e katlanan maliyetler var. Fiyatlarda belirsizlik var. Üreticinin üretim motivasyonu düşmüş. Öte tarafta bakıyoruz tüketicilere %90'a ulaşmış bir gıda enflasyonu TÜİK verisine göre. Çarşı, pazar ya da mutfağa gittiğimiz zaman o oran çok daha yüksek. Dolayısıyla ne üreticinin ne de tüketicinin memnun olduğu bir ortam maalesef yok. Ama bardağın şöyle biraz dolu tarafından baktığımız zaman bu üç alan Türkiye'de ciddi bir potansiyel fırsat barındırıyor içerisinde. Şimdi ekonomi kanalında hep rakamlarla konuştuğumuz için çok da boğmadan birkaç noktayı size paylaşayım. Ne demek istediğimi anlatmak adına. 3,5 saatlik uçuş mesafesinde 55 ülkeye ulaşabilen bir pozisyondayız. Tersinden bakarsak 55 ülke bize 3,5 saatte buradalar, ulaşabilirler. 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya nüfusunun %40'ına erişebiliyoruz ya da onlar bize erişebiliyor. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle 2 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacminin tam ortasındayız. Şimdi müthiş bir pazar, müthiş bir potansiyel ve bu pazarın ihtiyaç duyduğu tarımsal üretime de sahibiz. Yani toprağımız var, suyumuz var, çiftçimiz var, tohumumuz, gen kaynaklarımız, her şey var. Eksik olanlar var mı? Var. Üretim planlaması, destekleme politikası, rekabetçi bir yapı. Bunları da aslında biraz üzerine yoğunlaşsak çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Tarım ve gıdanın biz hep entegrasyonunu konuşuyorduk. O değer zincirinin sağlıklı işlemesi için. Belki buna tarım, gıda ve turizm sektörünün entegrasyonunu konuşmamız gerekiyor bundan sonraki süreçte. Çok lafı uzatmayacağım. Bizim artık tarımda kronik sorunlardan dolayı konuşamadığımız şey katma değerli üretim, markalı ihracat. Bu tarafları yapabilirsek aslında kronik sorunların da bir kısmını çözebiliriz. Sonuç itibariyle yaklaşık 200 ülkeye tarımsal ihracatımız söz konusu. Baktığımız zaman 25 milyar dolarlık bir tarımsal ihracatımız var. Kurun etkisiyle bu rakama ulaştık. Geçtiğimiz yıllarda 20 milyar dolarlar seviyesindeydi. Ama bize genelde örnek verdiğimiz zaman kızıyorlar. Bir Hollanda örneği var. 118 milyar dolarlık bir ihracatı var. Tarımsal ihracatı dünyada ikinci sırada. Türkiye'nin bu haliyle baktığımız zaman potansiyelinin mevcut ihracatını 4'e 5'e katlaması hayal değil. Sadece çok fındıktan kısa bir örnek verip kapatacağım. Sonra sözü değerli konuklarımıza vereceğim. Geçen yıl 2.3 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdik Türkiye olarak. Kulağa çok hoş gelebilir. Çünkü üretimin, dünyadaki üretimin %65-70'ini tek başınıza yapıyorsunuz. Ürettiğiniz ürünün %85'ini ihraç ediyorsunuz. 2.3 milyar dolarlık bir ihracat geliriniz var. Ama öteki tarafa bakıyoruz. O fındığı alıp Türkiye'den, Gana'ya ve fil dişi sahillerinden kakaoyu tedarik edip, palmiyanın önemli bir kısmını Endonezya ve Malezya'dan alıp, şekerin bir kısmını Brezilya'dan, Avrupa ülkelerinden alıp, son olarak da vanilya aromasını Fransa'dan alıp, bunları ham maddeyi karıştırıp, içine inovasyon katıp, katma değerli üretip, markalı bir şekilde ekmeğin üzerine o güzel ismini vermeyeceğim anladınız siz, şeyi sürdüğünüz zaman da yıllık 12 milyar dolarlık bir cironuz oluyor. 2.3 milyar nerede, 12 milyar nerede? Sadece kısa bir örnekti. Konuşacak çok konu var ama benim de merakla şu anda dinlemek istediğim iki değerli konuğum var. O yüzden sözü önce Tansu Bey'e verelim. UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı. Tansu Bey, yeni girişimler, startuplar ve dijitalleşen yeme içme dünyasına şöyle bir hızlı bakış atalım mı? Tabii. Sesim gelmiyor galiba. Yok, gelmiyor abi. Sen mikrofon. Mikrofona ses geliyor. Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle bu davet için. Ben teknoloji alanında çalışıyorum. Dünyanın en büyük yapay zeka şirketinin Avrupa Başkan Yardımcısıyım.
ve buradan 80 ülkeyi yönetiyorum. Tabii diyeceksiniz ki ne alaka, niye o zaman buradasın? Biliyorsunuz sosyal medyada, özellikle Twitter'da da çok yoğun bir şekilde teknolojik gelişmeleri bahsediyorum ki özellikle bu konuşma öncesinde dün akşam 20'ye yakın tweet attım tarım teknolojileriyle ilgili. Çünkü konuşmamda bazılarından bahsediyor olacağım. Tansu Yegen Twitter hesabından görebilirsiniz birazdan bahsedeceğim birçok teknolojileri. Şimdi startuplar dedik, girişimciler dedik. Biraz önce ülkemize bakmak istiyorum. Ülkemizdeki en beğendiğim kaynak Startups Watch. Genelde ülkemizdeki startupları, girişimcilerin listesini toplayan. Buna göre aslında biz ikiye ayırıyoruz tarım alanındaki, gastronomi alanındaki girişimleri. Bir tanesi Agritech, diğeri Foodtech. Agritech alanında ülkemizde şu anda yaklaşık 166 civarında bir startup olduğunu görüyoruz. Foodtech alanında da 118 civarında olduğunu görüyoruz. Ve bunlar özellikle Agritech'tekiler, tarım tarafındakiler 50 milyon dolar civarında yatırım almış. Foodtech tarafında, yemek tarafındakiler ise, yiyecek tarafındakiler ise 25 milyon dolar almış. Peki hangi alanlarda yapmışlar? Biraz bahsetmek istiyorum çünkü dünya nereye doğru gidiyor? Daha sonra ona bahsedeceğim. Akıllı tarım, daha çok yapay zeka destekli, makineler, hidroponik tarım, finansal çözümler, drone teknolojileri, computer vision dediğimiz Türkçe bilgisayar görüsü olarak çevirdiğimiz alanda, dronlar, gübreler özellikle tarım alanındaki startuplarımızın, girişimcilerimizin yatırım yaptığı alanlar olmuş ki bence her biri birbirinden değerli. Yiyecek tarafında ise pazar yerleri, vejetaryen ürünler, kolajen, protein barlar, şef servisleri, gene pazar yerleri, onlar tarımcıdan direkt çiftçiden direkt ürünleri alan girişimler gibi girişimler var. Fakat dünyanın gittiği noktada yaklaşık 10 milyar kişiyi beslememiz gereken döneme doğru gidiyoruz hızlıca. Dünya nüfusu biliyorsunuz hızlıca artıyor. Ve burada genelde en büyük dert karbon emisyonu, su tasarrufunu nasıl sağlarım, nasıl daha az alan kullanırım, nasıl daha israfsız bir şekilde yiyecekleri sunabilirim, nasıl taze bir şekilde tüketiciye sunabilirim, pratik ve besin değeri açısından ve sağlıklı ürünleri nasıl ulaştırabilirim. Şimdi bu alandaki yatırımlar tüm dünyada çok yoğun bir şekilde ilerlerken gözümüze en çarpan Beyond Meat yatırımı. Bu yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir pazar değerine sahip ki borsa düştüğü için aslında 10 milyar dolar değere kadar çıkmışlardı. Vejeteryan bir ortamda tamamen antibiyotiğin, kolesterolün, hormonun olmadığı et ürünlerini üretiyorlar. Fakat dünyada şu anda en popüler alan özellikle girişimciler arasında balık ürünleri ve 3 dalda balık ürünlerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mantar ve proteinin fermentasyonuyla birlikte gerçekten o suşinin üzerine konulan balık eti kıvamında balık üretmeyi başarmışlar. Aquacultured Foods. Bir başka startup Shiok Meats diye geçiyor bunların isimleri de. Balık hücresinden birebir beyaz balık, somon gibi ürünleri üretiyorlar. Bir başka yatırım ise tamamen Good Catch diye. Bunlar da vegan kullanaraktan bitkileri, sebzeleri kullanaraktan üretim yapıyorlar. Tavuk alanında da tavuk hücrelerinden alıp bunları besin değeri yüksek ortamda büyüten bir yatırım var. Onun adı da Upside Foods. Birebir tavuğun lezzetini hatta daha lezzetli, daha besin değeri yüksek bir ürün ürettiğini söylüyor. Tabii bunlar yapılırken güzel tarafı çok az su kullanılıyor, çok az arazi kullanılıyor. Önüme koysalar yer miyim bilmiyorum. Şu anda galiba biraz şüpheyle yaklaşıyorum konuya. Bu hücrelerden büyütme gibi konulara. Fakat yani gittiğimiz noktada özellikle benden önceki yabancı konuklardan bir tanesi biliyorsunuz Metaverse'den bahsetti. Ben de bu alanlarda olduğum için yani şöyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Metaverse'de mesela ülkemizdeki bir alana gideceğiz. Biz orada bir tarım alanına, orada meyveleri, sebzeleri bizzat kendimiz toplayacağız. Hatta elimizle tutacağız, onları koklayacağız. Hatta lezzetine bakacağız. Ondan sonra onları kopardıkça bir arabanın içine koyacağız. Daha sonra o arabanın içindeki ürünler bize doğru yola çıkarken aynı zamanda buzdolabıma giden bilgiler doğrultusunda yapacağım yemek listeleri oluşacak ve buzdolabı bana yemek listeleri içinde bazı malzemeler eksik, Tansu onları da sipariş vereyim mi diye soracak. Konuşmamın sonunu şöyle bağlamak istiyorum. Açıkçası niye burada olduğumu anlatmak istiyorum sizlerle. Ben uzun zamandır pek yani yatırımlar konusunda çok konservatifim. İlk yatırımımı geçen yıl yaptım. Bunda biraz kızımın da çok etkisi oldu özellikle gıda alanında çalıştığı için. Bu yatırım mevsimiye yaptım. Mevsimi çünkü bizzat doğal ve temiz ürünleri, organik ürünleri bizzat tarımcılardan topluyor. Ve yatırımı yapmadan önce de tek bir soru sordum. Ben genelde de herhangi bir startup, herhangi bir girişimciye yardım olurken hep bunu soruyorum. Senin müşteri memnuniyetin ne kadar? Müşteri memnuniyetinde bir rakam gelir ama peki müşterilerin tavsiye oranı ne kadar? Özellikle mevsimi sevgili Can Kağıtçıbaşı'nın 2 yıl önce kurmuş olduğu bir girişim.
%92 dediği anda hiç düşünmedim ve sahiden de bunu geçen yılın ilk 50 başarılı girişim arasına koyaraktan, yani kısa bir sürede bence çok önemli bir iş yaptılar. O yüzden özellikle tarım alanında, gıda alanındaki bütün girişimcilerimizi çok seviyorum ve elimden gelen bütün desteği de vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Harika bilgilerdi. Gelecekte ben buzdolabından istiyorum hocam. Bir tane. Sağ ol. Hayalde gerçek olacak o. Şimdi hayalde. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emre Alkin ile devam edeceğiz. Hocam, sizde şimdi rakamlar var. Hayat tecrübesi de var. Şöyle harmanlarsak ortaya ne çıkıyor? Karışık bir şey var mı? Yanarlı dönerli. Harika hocam. Gayet güzel var. Şimdi 7 dakikalık sunum için 15 gündür hazırlanıyorum. O yüzden iki kişiye teşekkür edeceğim. Bir tanesi Verimetrik'ten Utku Ekmekçi. Öbürü de Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Osman Taşlıca. Burada mı bilmiyorum. Topkapı Üniversitesi öğrencileriyle 500'den fazla öğrencimiz var. Gastronomide onlardan aldığım bilgileri sizinle paylaşacağım. Şimdi her şeyden önce müjdeli haber. 2017 ve 2020'de hakikaten ziyaretçi sayısı azalsa da turizmde yeme içme sektörünün payı düşmemiş turizm gelirleri içerisinde. %22-23. Müjde. Bir de kötü haberim var. Karadeniz fıkrası gibi. Tercüme edenler nasıl edecek bunu bilmiyorum, kusura bakmasınlar. %30, yani Dünya Turizm ve Seyahat Örgütü'nün bize verdiği rakam bunun %30 olması lazım. İyi yoldasınız ama daha doldurulacak çok iş var. Şimdi anlıyorum. Maliyetlerden çok şikayetçisiniz. Mesela demin başkanım çok güzel bir şey gösterdi. 125 bin dedi, 150 bine çıkması düşünülüyor. Yeme içme sektöründeki dükkan sayısını, iş yeri sayısını. 800 bin iş gücü var, kayıtlı. Kayıtsız da var mutlaka. Tabii bu inanılmaz bir maliyet yaratıyor. Demin ne dedi üstad? Muazzam bir şekilde hızla yükselen gıda fiyatları var. Ve size hiçbir müjdem yok. 2023'ün Ağustos ayına kadar gıda fiyatları dalgalana dalgalana yükselmeye devam edecek. Başka çare yok. Amerika'daki CEO'ların %59'u zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla hiçbir iyi haberim yok. Kredi kartı harcamaları içerisinde yeme içmenin oranı var arkada. %5, bir ara 3'e doğru düşmüş, %5'e doğru tekrar yükselmiş. Yani başkanın verdiği verilerle aşağı yukarı zaten aynı gözüküyor. Yani %5'lik bir kredi kartı harcaması var. Ancak enteresan. Şimdi ben neye dikkat ederim bir sektörde biliyor musunuz? Satürasyona. İstanbul her zamanki gibi aslan payını alıyor. Gastronomi ekonomisinin %40'ı. Normal ihracatında zaten %40'ı civarında. Söylüyorum, İzmir %15, Antalya %13, Ankara %12, Adana %8, gerisi %12. Hani dedi ya Akan Abdullah, 12 tane mega şehir yaratmanız lazım. Nerede? Bu arada enteresandır, size söyleyeyim. Türkiye'nin tescilli coğrafi işaretlemelerinin %82'si gastronomi üzerine. Allah Allah. Yani bir o var ama bir yandan da satürasyon korkunç. Yani her yerde bir gastronomi işareti var ama aslan payını hep bu şehirler alıyor. Buna bir dikkat etmek lazım. Yani Sayın Bakan'ın söylediği şey doğru. Yani ciddi bir yayılma lazım. Uçtan uça bir yayılma lazım. Fast food %32 ile birinci. Restoranlar %28 ile ikinci. Otel restoranı ve kafelerde %15 ile peşinden geliyor. Bu rakamı da vermek istiyorum. Şimdi sektörün bir yandan ayakta kalma savaşı verdiğini görüyorum. Diğer taraftan da uluslararasılaşma çabası içinde görüyorum. Biz de üniversiteler olarak öyleyiz. Bizde akreditasyon var. Size Michelin geldi. En sonunda Michelin'le alakalı büyük işler başaracaksınız. Yine de sektörün bir şey öğrenmesi lazım. Şimdi alınmaca gücenmece yok bölümüne geçiyorum. Haberiniz olsun. Çünkü ben sizin iyi bir müşterinizim. Burada büyük ihtimalle şurada kıymetli arkadaşım Barış'tan dahil olmak üzere kıymetli başkan, hepinizin dükkanlarına mutlaka uğradım. Ve ben araba satın almak yerine iyi bir restoranda yemek yemeyi tercih eden bir insanım. Tuhaf bir şey ama doğru. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Şimdi orada anlatayım size. Şimdi kalburüstü lokantalarda vakit geçiriyorum ama bu vakit geçirmenin iki tane sebebi var. Demin Akan Abdullah mutlulukla ilgili bir şeyden bahsediyordu. Haklı. Ya tefekkür ediyorum tek başıma. Sayın Başkan bir kere rastlamıştı bana. Murat Bey de biliyor. Ya da mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Şimdi buna ne kadar hizmet ediyorsunuz onu bir tartışalım sizinle beraber. Yani diyorsunuz ya uluslararasılaşacağız, belli bir şey vesaire diye. Şimdi iktisattan çıkış diye bir kitap yazdım. Niye biliyor musun? Çünkü ahlaktan, rasyonellikten, nasıl adaletten saptık diye. Fakat ödüm patladı. Bir yanda çünkü gözlerdeki ışığa dönünce ekonomi, hemen iktisada yeniden giriş diye bir kitap yazmak mecburiyetinde kaldım.
Ve bunun içerisinde para harcama sanatıyla ilgili bir şey var. Parayı zevkine harcamak hünerdir. Harcatmak da sizin hüneriniz. Şimdi hazır mısınız? Çok net söylüyorum. Beni konferansa çağırdı American Turkish Council. Boğaz kenarında bir yerdeyiz. Bir masa full dolu. Ben de oradayım. Yan taraftaki masa boş. Garson arkadaşa diyorum ki bize gelip çay koyar mısın? Koymam dedi bana. Niye? Çünkü ben bu masanın dedi bekçisiyim dedi. Dedim o masa boş. Bizim talimat böyle. Hemen şef garsonu çağırdım. Dedim ki ya bu nasıl bir talimat ya? Bizi mutsuz eden talimat olur mu? Şimdi demin Sayın Başkan eğitimden bahsediyordu. Çok ciddi eğitimli insan gücüne sahip olmalısınız. Ben yine iyi niyetliyim. Kötü niyetli olsam bir daha gelmem. Bir daha da zor giderim oraya açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bu çay termosu hadisesi benim hayatımın çok önemli bir şeyi. Şimdi yurt dışına bir hikayem var. Benim mini bir arabam var. Özlem bilir ben her şeyi ufak yaşamayı seviyorum. Bu mini arabayı satmaya kalktım 2018 yılında. Kötü fiyat verdiler. Hilal'in kulakları çındasın. Ne yaptım biliyor musunuz? Yeni alacağım arabanın down payment'ıyla çocuklarımı, Ali de dahil, Bilbao ve San Sebastian'a götürdüm. Yemin ederim o restoranların hiçbirinde kötü masa yok. Çünkü böyle hissettirmiyorlar. Ya siz son anda icat edilmiş masayı nasıl yapıyorsunuz? Sizin gibi kaliteli restoranlara gittiğimizde yeni açılmış hele bazıları falan. Bir ay önceden rezervasyon yapıyorum ki deli olduğumu herkes biliyor bu konuda. O kötü masayı nasıl icat ediyorsunuz ya? Ya onu koysanız ne olur? Koymasanız ne olur? Bakın ben size ne anlatacağım. Picasso oturuyormuş, bir emekli öğretmen gelmiş demiş ki ben senin demiş tablolarından birini satın almak istiyorum. Ne kadar param var? Vallahi demiş emekliyim ben bütün paramı topladım getirdim sana. Picasso da bir tablosunu vermiş. Yanındaki arkadaş demiş ki ya sen deli misin ya? Senin en güzel tablon bu. Tamam da bana bir tablom için servetini teklif eden hiç olmamıştı demiş. Şimdi sizin yaklaşımlarınızda bir değişikliğe gitmeniz lazım. Sizin derken tenzih ediyorum. Ya müşterinin esiri olmayın. Hiç kimse sizden ayrıcalık istemiyor. Sizden adalet istiyor. Herkesin parası para. Düşünsenize bir restoranın içerisindeki masalarda içerideki şefler muazzam bir yemek hazırlıyorlar ama siz o geliyorsunuz o güzel sanat eserini çok kötü bir masaya koyuyorsunuz. Allah'tan reva de. Selam. Hocam öyle, öyle keyifli anlatıyorsunuz ki arkadan... Şimdi, saygıdeğer başkanım, güzel bir şeye parmak bastınız ve çok etkilendim konuşmanızdan. Özellikle bahşiş kısmından çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Çünkü yıllardır söylediğim şey sonunda sizin sayenizde başarılacak. Ama Picasso örneğinden şunu alayım ya. Tüm saydıklarım içerisinde demin anlattığı yeme içme sektörünün hem sosyal hem hümanist hem ilerici hem rasyonel olması gerekiyor. Yani teknik olduğu kadar bir siyaset ve sosyoloji tarafıdır bu. Onun altını çizmek istiyorum. Şimdi varlıklı olanların parasını almak için kurduğunuz tüm organizasyonlarla yola devam etmek mi istiyorsunuz? O zaman söyleyeyim size hiçbir zaman Picasso olmayacaksınız. Net. Ya bir çantanın ya da ayakkabının ya da herhangi bir saatin farklı modellerinden almak isteyen otomobiller alırken hiç tereddüt etmeyip masaya gelen hesaba itiraz eden arkadaşlara mı hizmet etmek istiyorsunuz? Yoksa bizler gibi otomobil almak yerine sizlerin restoranlarında gidip tasarruflarını harcamak, mutlu olmak ve bu keyfi bütün dünyaya yaymak isteyenlere mi para harcamak istiyorsunuz? Ağır bir lafla bitireceğim. Geçenlerde Güneydoğu'da bir konferanstaydım. Yine bu iş açıldı. Yemek gastronomi. Bir tane babam yaşında iş adamı. Babacığım ya seni tenzih ediyorum. İyi adamsın. Ona bana dedi ki ya hoca meslek lisesi lazım dedi bana. Tamam mı? Ya öyle mi dedim ya. Sen çocuğunu nereye gönderdin? Mavi ekranı düştü. 404 not found. Ha. İngiltere'ye gönderdim. Ha. Neden biliyor musun böyle yaptın? Çünkü dedim ki Yüce Tanrı seni dünyaya zengin olmak için gönderdi. Tamam mı? Dolayısıyla sen çocuklarına reva görmediğin meslek liselerini tamam mı? Başkalarının çocuklarını reva görüp zengin olmak istiyorsun. Sen hayatımda gördüğüm en ahlaksız insansın dedim. Bu adam tabii geri vites. Beni tanıyanlar bilir geri vites sıfır bende. Şimdi çocuklarınızı göndereceğiniz kadar güzel meslek liseleri, meslek okulları açıyorsanız başımın üstüne.
Bunlara yatırım yapıyorsanız başımın üstüne. Ama bunları yapmayıp da sektörünüzün yücelmesi için bize şu lazım, bu lazım diyorsunuz. Arkadaşlar başkan gibi parmağını taşın altına koyun. Başkanım tebrik ediyorum sizi yaptığınız işlerde. Başkanım sizi tebrik ediyorum yaptığınız işlerde. Beni gençliğimden beri memnun eden, mutlu eden kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Siz olmasanız ben mutlulukları paylaşamayacaktım. Ama herkesin böyle olması lazım. Bakın tekrar ediyorum, Göcek'teki yatına efendim işte mazot alırken tereddüt etmeyip toner parası için sekreteri altı tur attıran insanlara ayrıcalık tanımayın. Biz adalet istiyoruz. Eşitlik de değil, haberiniz olsun. Adalet istiyoruz. Süremiz doldu hocam. Çok teşekkür ederim. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. Aslında hani biraz da olsa daha konuşurduk. Konuşacak çok konu var ama umarım keyif almışsınızdır biz dinlediğiniz için. Çok teşekkürler.